Komite altında üç tane ana çalışma grubu var. Bunlardan birincisi şeffaflık çalışma grubu, ikincisi e, gümrük ve dış ticaret çalışma grubu, üçüncüsü de lojistik ve altyapı çalışma grubu. Ütikat olarak bu üç çalışma grubunda da aktif faaliyet gösteriyoruz. Hatta e, altyapı ve lojistik çalışma grubunda eş başkanı Ütikat, Ütikat'ın genel müdürü. Biz de gerek şeffaflık çalışma grubu olsun, gerek günlük ve dış ticaret çalışma grubu olsun. Oradaki her maddeye dokunmaya çalışıyoruz. Zaten bu maddeler geçtiğimiz 4 yılda toplam 53 tane madde vardı ilk biz bu işe başladığımızda. Bu 53 madde aslında 53 tane çözülmesi gereken sorun olarak karşımıza çıkıyordu. Biz bu 53 maddenin 16 tanesinin sonuçlandırabildik. Bunlardan 7 tanesi daimi eylem haline geldi. Bu daimi eylemler ne anlamamız gerekiyor? Bu 7 tane sorun devamlı kontrol altında tutulacak ve takip edilecek. Bu anlamdaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bu 3 çalışma grubunda toplam bu hesaba göre de 53 maddenin yarısını gerçekleştir yarısı için başarılı olduğumuzu düşünebiliriz. Kalan maddeler için de bir sonraki döneme aktarılarak ve bu sorunlara bu maddelere yeni maddeler ekleyerek sektörün ihtiyaç duyduğu yeni maddeler ekleyerek yeni dönem, yeni dönemde çalışmalarımıza ve mevcut durumu iyileştirmek için faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Şunu söyleyebilirim, biz aslında bu e, ticaretin kolaylaştırılması kurulunda faaliyet gösterirken e, en büyük gücü ve desteği aslında üyelerimizden alıyoruz. Çünkü veriyi onlardan alıyoruz yaşadıkları her türlü sıkıntıyı, her türlü sorunu kendi içimizde biriktirerek oraya sunma fırsatımız oluyor. Bu anlamda ben üyelerimizin özellikle Gülmük Antrepo Çalışma Grubu'na ya da kendi iştigal ettikleri alandaki çalışma gruplarına faaliyet göstermelerini, orada katılım sağlamalarını çok önemli olduğunu düşünüyorum.